Siyasette her yol mümkündür demiş Selahattin Ertaş. Haklısın, katılıyorum. Gökmen demiş ki dolar 34 oldu. Evet, onu ilk başta verdik. Yaparsa AKP yapar. Günün sözü de zaten oydu. Ahmet hatırlat günün sözünü. 1 dolar 34 lira oldu. Berat Albayrak'a ithaf ediyoruz biz bunu. 1 dolar 34 lira. Bu da onu vermiyor. Bak Berat Albayrak ikinci güzel sözü. Ekonomisi bu hale getirenlerden biri. Eylül-Ekim aylarında bol bol döviz alıp 6 liradan 7 liradan niye? Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları 10-15'e satarız. Sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Şimdi bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir kriz çıksa da bir füze yağsa da şu olsa da bu olsa da bir dolar yükselse de bir satsak da bir kar etsek. Çok beklersiniz. Hele de seçimden sonra daha çok beklersiniz. Çok beklemedik vallahi. Çok beklemedik. Yani bu kadar da öngörüsüz bir ekonomi bakanımız vardı. Acaba ne düşünüyor kendisi? Yani ben karşılaşsam günün birinde sokakta orada burada. Ya Berat Bey iyisiniz. Allah iyilik versin süper. Ailen tadı yerinde, tadı yerinde tamam güzel. Ya bir şey soracağım. Hani siz böyle böyle demiştiniz ya. Şimdi ne düşünüyorsunuz o düşündüğünüzle ilgili? Mutlaka bir cevap. Ama ben iyi yaptım. Ekonomik krizler var. Baban çıkardı o zaman. Kayıp ederi çıkardı bu krizlere. Kim çıkardı? Ben mi çıkardım? Yani işte böyle maalesef ekonomi bilgisi kıt olan, bilgileri kıt olan insanlar tarafından yönetildik ve bu duruma geldik. Ya bugün Mehmet Şimşek'e muhtaç bir durumdalar. Yani bugün Mehmet Şimşek gidecek olursa gerçekten ekonomi çökecek. Yani çünkü Erdoğan'a falan güven yok. AKP hükümetine de güven yok. Mehmet Şimşek'e dışarının güveni var. Adamlar bu bizdendir diyor yani. Bizim eğitimimizi aldı. Biz de uzun yıllar çalıştı. İşte ne bileyim Londra borsalarını, Londra piyasasını, Amerika piyasasını, finans çevrelerini iyi tanır. Finans çevreleri de onu iyi tanır. Bizimdir ya bizdendir yani. Bizim insanımızdır diye. Şimdi gittiği anda zaten aman gitmesin diyorum. Yani istifa da etmesin de kalsın. Ama ya, onun yerine dedim ya az önce yani Japonya ekonomi bakanını getirsen, ABD ekonomi bakanını getirsen aynı şeyi yapacak. Yine müracaat biz. Burada önemli olan şeffaf yönetim. Mehmet Şimşek'in en büyük yaptığı hata şeffaf yönetimi gerçekleşti. O sadece işte göstergeler güzel. Öğrendik artık. Araba göstergesi mi lan bu? Araba, önümüzdeki panel mi yani bu? Araba göstergesi mi? Göstergeler güzel. Bana öyle ben anlamıyorum ondan. Sokaktaki insan da anlamıyor ondan. Ben pazardaki aldığım domates bugün 50 lira alıyorsam seneye 150 lira alacağımı biliyorum veya 100 liradan alacağımı biliyorum. Bu ne zaman 50 liralık domates 25 liraya gelecek? Bana onu anlatabilecek misin? Öyle de bir ihtimal yok. Sadece dedikleri şu, enflasyonu düşüreceğiz. O da şu demek zaten. İşte Cevdet İlmaz dedi ya, Ağustos'un enflasyonu %50 civarında gelecekmiş. Eylül'ün enflasyonu da 50'nin altında gelecek. Bu şu demek. Bu şu demek. Hayat %20 ucuzlayacak değil. Fiyatı, şu malzemenin fiyatı %70 yerine ayda, yılda pahalanacaksa hayır. %50 pahalanacak. Bu demek yani enflasyon. Enflasyonun malın fiyat hızının düşmesi. Anlattıkları olay bu. Biz hiçbir zaman ucuza domates yemeyeceğiz zaten. Ucuza ev kiralama dönemleri de bitti. O işte 3 bin lira, 5 bin lira. Böyle dönemler de kalmadı. Peki burada soru da şu. Gelirimi nasıl yükselteceksin? Böyle bir umut görünmüyor zaten. Hiçbir zaman düşmez, sil baştan lazım demiş. Şimşek gider, Berat gelir. Bu böyle devam eder. Ama ülkenin bunu kaldıracak hali var. Ama her seferinde düzlüğe çıkamıyoruz. İnsanlar